Yepyeni bir New State Mobile videostan hepinize selam arkadaşlar. Ağustos ayı güncellemesi emin olun bu sefer herkesi tatmin edecek şekilde gelmiş bulunmakta. Daha doğrusu gelecek ve güncelleme notları neler geleceğini detaylıca şimdi birlikte göreceğiz ve inceleyeceğiz. Şöyle bakalım update 0.9.37 Bu gördüğünüz arkadaş kim? Kendisi ShyD isimli yeni e, New State Mobile'daki haftalık görevlerden alacağımız karakter üstündeki de kendi kıyafetleri bunları da göreceğiz biraz daha detaylı olarak neyle başlıyoruz arkadaşlar yeni silahımız Lynx EMR dediğimiz bir silah nedir bu silah bu silah keskin nişancı tüfeği arkadaşlar sadece droplardan çıkıyor sadece droplardan çıkıyor ve bir de Chester'daki polis merkezi var ya oradan ee, sandıklar var biliyorsunuz cephanelik oradan alabiliyoruz onu da şu anda görüyorsunuz sadece buradan alabileceğimiz bir silah arkadaşlar keskin nişancı tüfeği ve yerden mermisini kesinlikle bulamıyoruz ya da ne bileyim e, drone kredisiyle mermisini satın alamıyoruz içinde 10 tane mermiyle geliyor ve sadece 10 mermiyle kullanabiliyoruz. Silah gerçekten şu anda halihazırdaki bütün keskin nişancı tüfeklerinden daha güçlü. Ben e, PUBG'nin Steam versiyonundan falan da hatırlıyorum zaten silahı. Normalde araçlara e, bir tane değil, iki tane atışla aracı patlatıyordu. Ama burada motosikleti tekte patlattığını gördük. Bunu oyun içinde gelince tekrardan e, test edeceğiz zaten birlikte. Gördüğünüz gibi 10 tane mermiyle geliyor. 10 taneyi artık e, verimli kullanmamız gerekiyor. Çok güçlü bir silah. E, arabaların e, mesela arabanın arkasında rakip e, saklanmışsa direkt arabanın arkasından atıp arabayı delip adamı vurabiliyorsunuz. O kadar kuvvetli yani. E, gördüğünüz gibi de şu şekilde sadece dürbün takılabiliyor. Herhangi bir şekilde bir tutamak vesaire bir şey takılmıyor. Gelelim. Pompalılarda yine bir güncelleştirme var. C2 yükseltmesi geliyor. Bu pompalımıza da bu pompalıda da hasarı artıyor güncelleme. Daha doğrusu özelleştirme yaptığımızda şöyle dokuzlu saçma atarken de tek saçma atmaya başlıyor. Tabii ki burada da isabet oranı düşse de eğer o mermi isabet ederse Hasar oranı gerçekten artıyor S12K'ya da bir güncelleştirme Daha doğrusu bir özelleştirme geliyor arkadaşlar Bununla birlikte de Artık 20'li şarjör takabileceğiz S12K'ya zaten tehlikeli bir silahtı. Artık yani Aman bize uzak olsun Diyebilirim 20 tane mermiyle S12K Gerçekten sıkıntı yaratabilir Şöyle bir dezavantaj var tabii ki 20 mermi olduğu için de Şarjör yenileme süresi birazcık daha uzadı. Bomba atar biliyorsunuz birçok silahta kullanılıyor artık. Yeni kullanacağımız silahta MK47 artık bu silahta da bomba atarı kullanabileceğiz. Burada e, direkt e, şey çalıyordu. Sirenler çalmaya başlıyordu. Artık bu değiştirildi arkadaşlar. Bu sandık açılmaya başladıktan 2,5 saniye sonra direkt siren çalmaya başlayacak. Haberiniz olsun. Normalde de burada ee, rakip böyle şekil şükül bir e, garip hallere giriyordu daha doğrusu rakip diyorum karakterimiz tramvay çarptığı zaman ve e, direkt böyle öldürüyordu bizi ama artık e, tramvay çarptığında bizi hemen kenarıya atacak yani öldürmeyecek ama bu olay sadece ne için geçerli onu da söyleyelim. Karakterler için, arabalar için hala e, ciddi bir tehlike olmaya devam ediyor tramvaylar. Şimdi Ölüm oyunlarında biliyorsunuz ki eğer çok güçsüz bir rakip geldiğinde karşınıza ne oluyordu hiç adam vuramazsa 2 tur sanırım üst üste 3 seviye set ve e, yani yelek ve kask veriyordu. Bunu 4 seviye çıkarttı arkadaşlar. Özel olarak 4 seviye yelek ve 4 seviye kask geldi. Şu anda bu sadece ölüm oyunlarında geçerli ama. Oyun içinde de 4 seviye yelek 4 seviye kask olacak gibi bir bilgi yok. Buradan da oyun içinde değil sadece ölüm oyunlarında bu şekilde bir e, kolaylık sağlandığını yeni oyunculara e, gösteriyor bize. Uçaktan atlarken de biliyorsunuz ki bu e, nedir onun da işte sargı bezi ya da kalkan vesaire bunlar gereksiz. O sebeple artık bunları görmeyeceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Evet gelelim global ve yerel chatte e, yeni hesap açıp böyle millete saydıranlar vardı ya artık hesap 5 seviye olmadan hiçbir şekilde burada mesaj gönderemiyoruz arkadaşlar. Bakın burada da görüyoruz arkadaşlar 5 seviye olmayan e, hesaplar mesaj yazamayacaklar. Ama tabi mesajları okumaya devam edebilecekler, ondan yana sıkıntı yok. Şu anda da neyi görüyoruz? Az önce videonun başında göstermiştim, bu karakter, yeni karakterimiz ismi Shy D. Ve bu karakteri de yine hikaye görevlerini tamamlayarak alabileceğiz. Üstündeki de yine ücretsiz olarak bu görevleri yaptıkça alabileceğimiz yani Survivor PES açmadan alabileceğimiz kıyafet set diyebiliriz bunlar için de. Yeni görevleri de böyle görüyoruz. İlk iki haftayı açık etmişler, göstermişler. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla motosikleti sanırım ücretsiz alacağız. Ben onu anlıyorum. Ya da belki Survivor Pass'e ek olarak e, gelmiş olabilir. Ondan emin değiliz. Ama üstündeki kıyafetler free arkadaşlar. Beleş. Yapıştırın. Görevleri yaptıktan sonra muhtemelen vektörü de alacağız. Ve beklediğimiz gün... An artık güncelleme geldi. New State Labs. New State Labs nedir arkadaşlar? New State Labs, New State'e gelecek olan e, yeni özellikleri test edebileceğimiz bir e, ayrı platform gibi. Tabii ki oyunun içinden buraya giriş yapabileceğiz. Zaten az çok bilginiz vardır ve sadece bilet sahibi olanlar buna giriş yapabilecek. Bununla alakalı da nasıl bilet alabileceğinizi, yani bilet almaya nasıl hak kazanabileceğinizi, bu test sürümünü nasıl sizde dahil olabileceğinizi anlatacağım videoyu da bir iki gün içerisinde yayınlamış olacağım. Haberiniz olsun. Oradan da e, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu biletlerden hediye de edebileceğiz. Eğer bana gelirse ben de tabii ki siz takipçilerime bu biletten hediye ediyor olacağım. Bakalım Akinta. Ya ben bu haritaya bayıldım ya. Abi Sanok var, Livik var. Ee, böyle bir bir kısmında Miramar var gibi. Yani muazzam bir harita, sıfır bir harita. Hiçbir yerden bir alıntı yok. Hiçbir yerden e, nasıl diyeyim? Ya işte şurasını şuradan aldık burasını buradaki haritaya benziyor. Hiçbir şey yok. %100 orijinal. New State Mobile'a özel. Ve bence PUBG tarihinin yani Crafton oyunlarındaki PUBG, Steam ya da PUBG Mobile fark etmez. Bence en iyi harita. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum tabii ki. Yeni binalar görüyoruz. Yeni yapılar görüyoruz. Köprü görüyoruz. Yani yeryüzü şekilleri çok daha farklı yenilikler görüyoruz. Hava durumu oyun içerisinde değişiyor. Yani oyun güneşli başlıyor, sisli oluyor, ardından ne bileyim yağmurlu hava dönüyor. Hatta bakın şu anda güneşli. Ben son bölümde birazdan göreceğimiz kısmı da kara benzettim ama emin değilim. Böyle harabelik alanlar var falan. E, muhtemelen yine ruins diye geçecektir bu bölge diye düşünüyorum. Yani çok keyifli bir harita gibi çok merak ediyorum gerçekten sizler kadar bunları da yine birlikte oynayacağız bu haritada da e, turnuvalar yapacağız Bir sürü etkinlik yapacağız birlikte arkadaşlar bakın Şu sanki bana kar gibi geldi yağmur da olabilir tabii ama böyle e, Yağmur yağmur yok kar değil ama kar da olsa fena olmaz değil mi bir kar haritası da New State Mobile'a Efsane Yakışır diye Düşünüyorum arkadaşlar güncelleme notları Şu an için Bu kadar Güncelleme geldiğinde de yine ekstra detaylı bir şeyler görürsem Sizlerle onları da paylaşacağım Bu arada turnuva yayınlarımız da yine Game TV YouTube kanalında olmaya devam edecek Hem Scream hem de ödüllü turnuvalar olacak Sunucu tabii ki burada benim Mevzu bu kadar Kendinize iyi bakın Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay